Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet, pazar günü Aile Bakanımız Derya Yanık Hanımefendi yazılı bir açıklama yaptı. Bir anda böyle bizler de flash 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 olarak bu haberi girdik. Nereye girdik? Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızda artık an be an güncel haberlerimizi, bütün güncel haberlerimizi sosyal yardımlarda, engelli haberlerinde, engelli haklarında artık Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında da Engelsiz Medya TV Instagram hesabımız var. Yani hemen haberdar olmak istiyorsanız Instagram hesabımızı takip edin. Evet, Aile Bakanımız Derya Yanık Hanımefendi ne dedi yazılı açıklamasında? Şubat sonunda 2323 kişi kadroda dedi arkadaşlar. Evet, hemen bu yayınımızda Aile Bakanımızın yazılı açıklamasını irdeleyeceğiz. Hemen bakanımızın açıklamasına bakalım, değerlendirelim arkadaşlar. Satır aralarında bakalım bakanımız neler söylüyor. Evet, Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini vurgulayarak, engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından biri doğrudan üretime katılmaları demiş. Evet, Cumhurbaşkanlığımızın genelgesinde de engelli bireylerin toplumda var olmalarına atıf yapıyor Aile Bakanımız. Onların hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmak da istihdam ağını güçlendirmekten geçiyor. Evet, yani engelli bireylerin iş hayatına katılmalarından geçiyor diyor ve bunun çözümü de iş diyor bakanımız. Gerçekten doğru tespit. Bakanlık olarak her birey çalışma hayatına katılabilir anlayışı ile engellilerimizin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürütüyoruz dedi. Evet, gerçekten bu da önemli bir ayrıntı. Bakan Yanık, Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için, evet Şubat ayı sonunda biz de zaten öyle öngörüyorduk. 30 Kasım 2022 tarihi itibariyle kamu kurumları tarafından 2323 kadro talebinde bulunulduğunu bildirerek adayların ÖSYM'nin yayınlandığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'te tercihlerini tamamladıklarını ifade etti. Keşke keşke Sayın Bakanım, yani 2323 sayısı gerçekten çok az. Yani kamuoyunca da bu çok az bulundu. Yani keşke bu bir 5000, 4000, 5000 olmuş olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyoruz. Evet, devam edelim bakanımızın açıklamasına. Kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67.985'e çıkarmış olacağız diyor. 2002 yılından kamuda çalışan engelli sayısının 5.777 iken son 20 yılda atanan engelli memur sayısı ile beraber 12 kat artırarak 65.662'ye yükseldiğini hatırlatan Yanık şunları kaydetti. Evet, gerçekten çok önemli. Yani 2002'de engelli atama sayısı nere? 20 yıl sonra engelli atama sayısı nere? Arkadaşlar, ama artık şu günümüzde daha iyisi olması lazım. Yani hep bunları söylememize gerek yok. 2023 yılı Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67.985'e çıkarmış olacağız diyor. Yine aynı şekilde iş hayatının istihdamına vurgu yapıyor. Engelli vatandaşlarımızın EKPSS ücretlerini karşılamayı sürdürüyoruz diyor Aile Bakanımız. Kamuda engelli memur istihdamı için engelli kamu personeli seçme sınavı uygulamasının 2012 yılında başladığını anımsatan Bakan Yanık, bakanlık olarak engelli vatandaşların EKPSS ücretini karşılamayı sürdürdüklerini belirtti. Bakan Yanık, 2022 yılı EKPSS için bakanlık bütçesinden
11.832.875 lira sınav ücretinin ÖSYM başkanlığına aktarıldığını ifade etti. Evet, bakanımızın açıklamaları gerçekten önemli arkadaşlar. Evet, yani bakanımızın açıklamalarına ithafen Okan Öğretmen Instagram hesabında da Şubat ayı sonunda bir açıklama yapacağını belirtti. Yani bunu söylemiş. Maalesef çok atama yapıyoruz algısı var yine. Yani algı değil de bu. Yani bakanımız biz çabuk unutan bir milletiz. Yani bu konuyla ilgili arkadaşlar, yani burada tabii artık hükümetimizin ne kadar böyle engelli bireylerin üzerine düştüğünü herkes biliyor. Cumhurbaşkanımızın ona keza. Yani burada daha iyisini istiyoruz. Yani daha iyi atamalar. 2.323 değil de 5.000 olsun bu sayı arkadaşlar. Evet, yine öğretmenlerin açıklamaları vardı. Hemen öğretmenlerimizin bir açıklamalarına kulak verelim. Bizim yanımıza ayrıca engelli öğretmenlere 5.000, engelli memurlara da 12.000 atama istiyoruz. Evet, aynen öyle. Yani biz de o şekilde düşünüyoruz. Engelli öğretmenlere 5.000, engelli memurları ise 12.000 alımın olmasını istiyoruz. Neden istiyoruz 12.000 olmasını? Çünkü Cumhurbaşkanımız bir zamanlar 12.000 istihdamın önünü açtık dedi. Yani buradan tüm engelli memur kardeşlerimiz ciddi anlamda ümitlendi arkadaşlar. Şimdi bakın, gelelim EKPSS'ye giren arkadaşlarımız, bu soru size. Biz bu anketi Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızda açtık. Ben ne diyorum size? Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızı takip edin mutlaka. Arkadaşlar, bu sene KPSS sınavına da girecek misiniz? Demişim. Gerçekten arkadaşlar, bu çok önemli. Bakın, ben şimdi size bunun neden önemli olduğunu söyleyeceğim. Yani bu anket sonucunu size söyleyeceğim. Şimdi normal bizim Instagram hesabımızdan bu anketin sonuçlarına bakacağım arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Bir saniye. Şöyle geçelim. Eyvah. Dur. Evet. Evet, %44 bu sene KPSS sınavına girecek misiniz sorusuna evet cevap vermiş. %56 ise hayır cevap vermiş. Bakın arkadaşlar, bu doğru değil. Yani bu tutumunuz doğru değil. EKPSS'ye girenler KPSS'ye de girsin. Emin olun, emin olun, son 2 ay içerisinde hem EKPSS'ye girmiş hem KPSS'ye girmiş arkadaşlarımızdan, bakın düz KPSS'ye girmiş arkadaşlarımızdan çoğu kişi kadroya geçti. Yani EKPSS'ye girenler KPSS'ye de girebilir. KPSS'den yerleştiğinizde yine engelli statüsünde kadroya yerleşebilirsiniz. Bu sene KPSS'ye mutlaka ve mutlaka girin arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet, bugünkü yayınımız bu kadardı arkadaşlar. Bakanımızın bu açıklamalarını sizlerle değerlendirelim istedim. Yine tekrar tekrar sizlere söylüyorum arkadaşlar, sizlerin nabzını tutmak açısından da Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızı mutlaka ve mutlaka takip edin. Çünkü bakın, yine yani şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi yani bu anketlerimizde sizlerin nabızlarını tutuyoruz. Sizlerin görüşlerini öğreniyoruz. Yani daha böyle birebiriz. Daha böyle iletişimimiz var ve bize daha böyle direkt soru sorabiliyorsunuz.
Evet, yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.